Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 22 Mart 2018 tarihinde açılması planlanan Uluslararası Çukurova Havalimanı'nın Çukurova Bölgesi Kalkınma Stratejisine Ekonomik ve Sosyal Etkileri konulu panel düzenledi. Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, lojistik dünyanın en önemli kaynaklarından biri. Eğer lojistiğiniz yoksa sizin hiçbir şekilde dünyaya mal satma gibi bir şansınız olamaz dedi. Dünyanın önemli kaynaklarından birisi. Eğer lojistiğiniz yok ise sizin hiçbir şekilde dünyaya mal satma diye bir şansınız olamaz. Bir yere kadar gelirsiniz ve tıkanırsınız. Mersin ve Çukurova'nın şu anda yaşadığı gibi. O konuları sanıyorum hocam vurgulayacak. Belli bir yere kadar geldik ve şu anda tıkandık. Bu çerçeveden baktığımız zaman denizimiz var, deniz yollarımız var, demir yolumuz var, karayolumuz var. Dünyanın çok değişik noktasına karayoluyla ulaşabiliyoruz. Hava yolunda eksiğimiz var. Bu hava yoluyla olan eksiğimiz bizim ticaretimizin artmadığı yönündeki önemli engellerimizden birisi olarak değerlendirebiliriz bunu. Lojistik dediğiniz zaman birçok yolu birleştiği bir nokta Çukurova. Yani demin de saydığım gibi işte hava yolu var, deniz yolu var, demir yolu var, hava yolu var. Bizim buradaki en önemli sıkıntımız bölgemizin katma değerinin yüksek bir katma değerle ihraç edilebilmesi ve bölgenin zenginleşmesine destek verebilmek için uluslararası havalimanının yolcu demiyorum, lojistik amaçlarla kullanılabilir bir yapıda çok seri bir şekilde yapılması lazım. Yolcu da zaten yanında gelecektir. Havaalanı üzerinden bölgesel kalkınma konusunda konuşan Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mahir Füsunoğlu, Adana Havaalanı'na baktığınızda 5,5 milyon yolcu kapasitesi var. Çukurova Havalimanı'na baktığınızda ise 10 milyondan başlayıp 30 milyona kadar sayı yükselebiliyor dedi. Şimdi havaalanı olarak baktığımızda bu şeyin demin Sayın Başkan söyledi, 5,5 milyon yolcu kapasitesi var Adana Havaalanı'nın. Çukurova havaalanının şeyine baktığımızda fizibilite raporlarına ulaşabildiğimiz kadarında 10 milyondan başlıyor ve 30 milyona kadar giden bir yer fazlası var yolcu kapasitesi olarak. Zannediyorum o turizm bölgesinin yapılmasıyla aktif olmasına çok bağlı bir şey. 30 milyon kapasiteyle de aşağı yukarı Türkiye'nin ikinci büyük havaalanı olması planlanıyor. Konuşmaların ardından panelistler dinleyicilerden gelen soruları cevapladı. Etkinlik sonunda Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren ve İİSBF Dekanı Profesör Doktor Süleyman Türkel konuşmacılara çiçek ve plaket takdim etti.